5. bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. En son hapishaneden kaçıyordu. Los temas están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Bunu ne zamandır planlıyordun? Buraya adım attığımdan beri. Samuel hadi. Hızlı hareket etmemiz geliyorum kanki. Vay anasını be. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí, viejo. Aman tanrım. Bu adamlar sadist. Dünyaya iyilik ediyor sen. İşte lazım olacak. Hadi. Nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Evet, hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Oh, Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. Haklısın. Haganlo. Yakın dursana. Herkesi mi saldı? Bence büyük ihtimal herkes saldı. Ayuda! Ayuda! Oha! Heysi attı oğlum adama. Bu delilik! Özgürlüğümüzü <Dur, dur>, kazanmamız gerekecek. Sigan al frente. Gidelim. Tamam, mermi bitti. Tamuya süper al. Hadi gidelim. Onları sağa yakalayalım. İşte başlıyor. Alın bakalım. Hadi todo. Olsun, bırakın onu. Teşekkür ederim. Gördün mü? Plan işe yarıyor. Evet, gördüm. Oh, çok iyi. Peki şimdi? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, bir yere saklan. Ne var lan? Ne? Neden? Dediğimi yap. Onu ne aldırdın sen? Salak mısın ya? İyi misin? Evet. Evet, iyiyim. Ağzına senin ya. Hiç tahmin etmiyordum vallahi. Saki camino. Muy bien. ¿Y este gringo? Mantenga el odio. Tenemos que ir. Detengo, gringo. Quiero checar a ti. Hadi. Evet. Sabahlar ne kadar gerçekçi arkadaşlar. Ses ya, ses gerçekten normal değil. Şimdi 13'ü al, diyalog kalsın, diyalog tarafı 15'i indir. Sinematikleri 14'ü al, ses efektlerini 11 al. Bence şöyle biraz daha iyidir. El área está asegurada. Estamos bien. Samuel. Geliyorum, geliyorum. Samuel, siper al. Birazdan ya ölürsün ya da özgür kalacaksın. Atarmasın. Geliyorlar.
Lan! Benim adım Polat! Tamriel, geri çekil! Patladı ya. Bak bu daha güzel. Manyak mısın, bu silah atılır mı baksana. Hadi be, biraz tarayıp attım dedim. Biraz tarayıp attım dedim ama direkt öldüm ya. Var ya. Böyle. Agua. Demek böyle kaçmış ha. Hadi Samuel, iç şunu. Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. Al, susuz kaldın. Hadi iç. Sağ ol. Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Sana ne oğlum, neyi merak ediyorsun? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. Sonra gerçek bir yatakta uyuyacağım. Belki de yanında yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet. İyi olur. Peki... Sence Avery'nin hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet ama... Bak, Avery öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı Yetenga sağlam izler saki. Var. Abla, tamam. Dur. Hey, sakin ol. Ah, ne kardeşlik. Seni severim Samuel. Daha da önemlisi, sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım.
Dame un cuchillo. Tamam. Sorun şu ki... ...şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ne kadar sürer? 6 ay. İnsanlar çok tembel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. 3 ay. 3 ay da mümkün değil. 3 ay. Hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. 3 ay. Hazinenin yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan... ...ya da hazineyi saklamaya kalkarsan... ...ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... Seni bulur, öldürür. Haberim olur. Ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. Ve o noktada... ...ölüm erişemeyeceğim bir merhamet olur. Al. Hadi. Kalk. En yakın kasaba 10 kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Vamos. Peki ya bulduğunda? Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Buena suerte, Samuel. Adama bak ya, sağlam racon kesti ha. Sağlam racon kesiyorsun kardeş. Yani Alcazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Başımıza neler ördün sen kanka ya? Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam, kaldığımız yer falan yok. Rafe ve ben kaçtıktan sonra Rafe, Aziz Dismas Katedrali'nin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca didik didik aradık. Evrenin hazinesi orada değil. Gerçi bu Rafe'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve... Eminim Rafe'in elinde bu yoktur. O ne lan? Harita mı? İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismas'ın haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boş da hatırlarsın. Ha, siktir bu. Hala sağlam. Evri birden fazla haç yapmış. Yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. İyiymiş. Bizi ümitlendirdi şu an. Bu nadide parça. 3 gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi Malikanesi'nde. Rossi Malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey ya, bir davetiyeye ihtiyacımız yok desem mesela... Tamam peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteği koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet, sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Beni bulaştırma ya. Hayır olmaz. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır bak ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ne bileyim ben mesela... Ne oldu lan? Ne kadar güzel yer. Bir yer Hitman'da vardı sanki. Hitman'in bir tane bölümünde hatırladım valla. Aynı bu tarz yer vardı. Bir şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka, ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salımından hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde.
Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. Biz sadece Avery'nin haçına odaklanalım, olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. Sam. Şimdiye çoktan içeri girmiştik. Ama sorunsuz olmazdı. Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sam, müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak ede ede üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Bu gayet kadar basit. Sağlam bir plan. Aha. Pekala, tamam. Durma, tamam, söyle. Ben hallederim yani. Ya hatı kendisi için çalarsa. Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan. Aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır, 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 bak. Senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst kata işte. Gördün mü? Vay be, sinyal veriyor. Smokin'ini temiz tutmaya çalış. Sağ ol. Hadi gidelim bakalım. Nasıl? Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada. Seriyizden düşüyordum kafa abi. Kafaya. İtalya'da ha? Aynen, ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydık, değil mi? Evet, öyle. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Oh. Yani buraya daha önce de... Konuşmayı ne kadar güzel yapmışlar ya. Üçüncü kez. Adam ne tarafı giderse ses oradan geliyor. Helal olsun. Vallahi bak. Yani, evet. İyiymiş. O köprünün üzerine çıkmanın bir yolu yok. Bak, köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama, ne demek atabilir misin? İzle de gör. İzliyorum. Aa, evet. Iskaladım. Gülme lan. Her şeyi bilekte bitir. Gördün mü? Evet, fena değil. Ne İkinci oldu? İkinci denemeye göre. Bir daha. Çok iyi. Ağzını gördün daha tutamayacak sanmam. Aa, uzmanlaşmışı. Sıra sende. Pekala, şimdi nereye peki? Gel, yer değiştirelim. Tamam. Kaybol ya. Tırman. Sıkıca tutuyorum. Tamam. Hey, eminim şu çıkıntıdan sallanabiliriz. Ah, bence de. Kanka, Q'ya mı açacağım attığıken? Vallahi bak, yapıyorum ha. Pekala, hadi bakalım. İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Tamam, atayım bana. Hadi Nathan. Hey, aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. Adam akıllı, atsan çözülmüş zaten olay. Beni niye uğraştırıyorsun kanka? Tamam. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çok iyi ya.
Haydi. Şşş, dur dur dur. Yukarıda adam var, bekle. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Tamam, sorun yok. Tanrım, herifi gördün mü? Adamlar resmen ağır silahlanmış. Güzel bahçe la. Biz de silah getirmeyiz. Sen bu hayvan mı bu? Rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Ayva açtı be. Umarım haklı çıkarsın. Onca yıl boyunca en çok özlediğin şeyler hep küçük şeyler oluyor. Orada ne var? Pekala, az kaldı. Düşürür mü? Haydi. Bence oraya zıplamıyoruz ya. Yukarı mı çıkacağız? Aşağı. Evet evet. Tamam. Şöyle gideceğim. Koş. Evet. Gel ha, aşağı gel. Güzel tahmin. Bakın bu gerizekalı zaten. Ya biraz profesyonel olacaksın abi bu işte. İşler hatırladığımdan daha da acılıymış. Sen bir de bana sor. Peki ya. Şu keşiflerim var ya. Hani benim kaçırdıklarım. Fotoğraf falan çekmişsindir umarım. Keşke. Elena bazılarını kaydetti ama kamerayı kurtaramadık. Kötü olmuş. Bazı çizimlerim var ama döndüğümüz zaman gösteririm sana. Çizimlerin mi var? Buzdolabına asılacak türden çizimler mi? Yok, gayet güzel çizimler. Merak ettim. Buradan oraya çıkabilir miyiz? Ha bence bu da aynı. Oğlum çok iyi. Güzel tırmandık. Hadi gel bakayım. Oha! Kanka sen bu işi biliyorsun. Biraz profluk var mı kanka sende? Burası uygun görünüyor. Sanırım riskli gibi diyecektim. Hayır, uygun. Oğlum hep bizim başımıza geliyor ya. Evet. Evet, iyiyim. Hadi gel bakayım. Adam yoruldu herhalde. Gelsene. Bu ne lan, aşağı düşersen paramparça olursun vallahi. Oo, felaket iyi lan, manzaraya bak. Şöyle bir kapak fotoğrafı. Bu adam gelmeyecek herhalde, öldü lan adam. Buradan peki nereye? Üst tarafta bir işaret var ama bence oraya atarız. İpi salla, oraya gitsin. Eğer aynen kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben güzel kaçamazdım. Güzel attı valla. Yalan yok, güzel attı. Bu çıkarken ipi neden alıyor? Yani bıraksan, doğru. Şu an alması gerekiyor gibi sanki. Yo.
Kantar içinde kaldık ya. Tamamdır, sağ ol. Nathan? Nathan? Ne var? Ha. Bence de mantıklı. Oha. İyisin. Bayağı iyisiniz evet. Ha. Nasıl görünüyorum? 400 milyon lira varmış gibi. Hadi gidelim. Tamam, hemen arkandayım. Sally? Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kapalı mekanda sigara içme, ne karışmıyorlar. Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat? Ölü kardeşimi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Victor. Vay anasını. 15 yıl. Bu adam evet. Bayağı yaşlanmış ama. Seni canlı görmek güzel Sam. Haçı alırken hayatta kalmasını sağlayalım, olur mu? Evet. Konu açılmışken... Ne? Ne olmuş o konuya? Gelin, size bir şey göstereceğim. Şuraya bak. Bu Evren'in haçı. Siz girmeden önce depodan buraya getirdiler. Satış sırasını değiştirmişler. Ve bunun için de bayağı para harcadılar. Açık arttırma ne zaman başlar peki? 10, hadi bilemedin 15 dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmalı. Yüzlerce görgü tanığı gibi ufak bir ayrıntıyı unutuyorsun. Tamam, sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl mı şey? Nasıldı bilmiyorum işte. Ama bunun bir yolu olmalı. Eğer korumalar bizim haça hamle yaptığımızı görürse... Peki ya bizi göremezlerse? Hayret bir şey, sanki hiç hapishanede yatmadınız ha. Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa neyi beklersin? Işıkların kapanmasını. Doğru. Bu mekanın elektrik paneli nerede? Burası havalandırma. Elektrik. Evet işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Ve haçı karanlıkta alacağız. Mutlaka acil durum jeneratörü vardır. O devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniyemiz olacak. Yani ışıklar gittiğinde haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün değil. Scusati, signora. Antipasti? Ben almayayım. Merhaba. Nasılsın? Ciao. Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. İşe yarayabilir. İşe yarar bence. Pekala. Mantıklı. Ben şalter odasına gidip elektriği garson keseceğim. Garson olursan bence alabilirsin. Yerde mi garsonun? En iyi yan kesici sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol, tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bize haber verirsin. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kotarabiliriz. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala. Beni takip edin. Bodrum katına gideceğiz. Vay be. Victor yıllar seni pek yaşlandırmamış. Tamam. Hepsini vegan olmama boş. Gerçekten. Biraz. Yok. Şaka yapıyorum. Hakkı kadın ne diyor ya? Oha. Oh paşam, rahat mısın orada ya? İlere giden kapı bu. Hadi gidelim. Aynı seçim mekanmış. Tabii Avrupa teknosunu çalmadan edemiyorlar. Özür dilerim. Pardon. İşte burada. Pekala, hadi gidelim. Ah, lanet olsun kitle. Hay aksi, biraz önce açıktı ama. Şimdi açabilecek miyiz? Hayır, elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. Boş ver de. Ooo, çal.
emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Hadi bakalım. Pekala. Hadi be, tam alıyordum ya. Ustaca, iyi de daha denemedim bile. Evet, belli. Tam alıyordum ya. Tüh lan. Sadece biraz dikkatli davranıyorum. Davranma. Oh, hissetti sandım ya. Kart aldık vallahi. Oh. Bir de güvenmiyordu. Profesyonelleri iş üstünde görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Tamam. Pekala. Şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. Harika. İyi şanslar. Haberleşiriz. Çok fazla gezme istersen. Eller yukarı. Eyvah, biri sezdi vallahi. Merhaba Victor. Merhaba Nadine. Seni tekrar görmek ne güzel. Ama bu sefer seni ben yakaladım değil mi? Sanırım şunun gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacaktım. Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle süslenmek. Bu kadın da bizden ya. Baksana boyunda. Bu arada çok yara izi olmuşsun. Var. Sen de hiç fena değilsin. Büyük ihtimalle bir kılıç, bıçak çok gibi bir şey. Çok yabancı kaldım burada. Dilimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel, anlatamam. Amerikalı olsan bile razıyım. O konu için ailemi suçlaman gerekiyor. Ben de bara gidiyordum. Bir şey getireyim mi? Evet. Biski. Oralet. Buzlu olsun. Birazdan dönelim. Biski değil, oralet, oralet. Nate? Duydun değil mi? Duydum tabii. Hatunun birine içki ısmarlattın ha? Evet. Ve içki ısmarlayan kişi de Nadine Rose. Nadine Rose? Bir dakika, şu kiralık ordunun sahibi mi? Neydi, Coastline? Shoreline. Ha, doğru. Anlaşmazlık yaşamıştın hani. Kibarca dersek öyle. Neyse ki bana karşı kin tutmuşa benzemiyor. Ben gitmeye hazırım. Pekala. Biz giriyoruz salıyı. Sen de beladan uzak dur, tamam mı? Bakarız. Hazır mısın? Evet, hadi gidelim. Garson ve hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Agente di Sop. Siktir. İçeride garson görüyor musun? Yok, birkaç silahlı aygır var sadece. Gidelim hadi ya. Ya bu da ne böyle? Bu kapı bina planında görünmüyordu. Kilitli mi? Tabii ki kilitli. Pekala, B planı. Söyledim ya, kilitli. Yine de kontrol edeyim dedim. Ben de hata edeyim dedim. Kilitliymiş. Tamam. Merak ediyorum ben de. Hangi? Burada açabileceğimiz bir şey var mı? Çok karanlık ya.
ışık olmadan olmaz. Oha, şarap mı? Şarap mı? Elektrikte bir sorun var. Yanında fener gibi bir şey var. Evet, bu iş görür. İnsanın yanında sigara içen birinin olması iyi bir şey. Tabii koşmak zorunda değilse. Lan ne güzel atmışsınız bu gözü. Kafamı güzel olmasına az kaldı. Kanka, Allah'tan arabayı sağlık kullanıyor. Burada şarap sızıyor, dikkatli ol. Menfez girişi varillerin etkisinde olabilir. Aferin. Bu mahsuller bayağı nadir. Evet, belki Alcazar güzel bir şaraba tav olur. Hey, ya gelsene hızlı biraz ya. Ürünümüzü göremiyoruz ya. Endişelenmeli miyiz? Yani o kadının ekibi hakkında fena şeyler bulmuş. Salı hakkında endişelenme. O adam diliyle her beladan sıyrılır. İşte oldu. Adam gelmiyor ki erkenden. Bu tarafa. Göremiyorum o yüzden. Hey, işte menfezler. Buradan çıkacağız. Evet oldu. El atmana gerek kalmadı. Çakmağı tutuyorum. Çakmağı tutuyorum. Biraz daha gideceğim ya. Pekala, hadi bakalım. Evet, tamamdır. Havalandırma göründüğünden ufakmış ha. Ve daha da tozlu. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali. Non capirebbe la differenza. Sakın ses çıkarma Gabriel. Mister gente, molto per me sono marzo 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 marzo. Havalandırma büyükmüş ama, biliyor musun? Hadi bakalım. Lan şş ne ya, zıplıyoruz şurada. Tamam tamam kanka, çık hadi. Oha, ne oluyor lan? Niye koştular ki onlar? Bir şey mi oldu acaba? Olay çıktı herhalde. Temiz hava, bekle bizi. Geldim kanka. Abi kontrolü ne kadar güzel yapmışlar ya. GTA'dan daha güzel kontrolü var. Hapishane burası. Harika. Hitman'den daha iyi kontrolü var. Nasıl söylesem. Evet, doğru. Şu ana kadar oynadığım en güzel kontrolü sağlayan oyun. Karakterde falan. Şeylerde de çok. Sen yukarıda, seni kaldıracağım. Pekala. Yani, oyunu hemen çözebiliyorsun. Vallahi ilk defa oynuyorum. Direkt çözebiliyorum. Neyin ne olduğunu yani. Ne yapıyorsun oğlum, balık gibi ya. At şunu aşağı. Salih, şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Salih, orada mısın? Sanırım burada sinyal çekmiyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tombala, mutfağı buldum. Tabii ya, kilitli. Tırmanırız kanka biz de. Sen bak. Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bulup mutfağa geçeriz. Ah, güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. Tamam, bu sefer ben. Hadi. Pekala. Tamam mısın? Saklan, saklan. S-
Selamun aleyküm. Buona sera. Ma che sta facendo? En doğrusu. Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş ağrısıyla uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. Doğru. Ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Tamam. Şimdi onun üstüne yiyecek. Ben de bir tanesini bulursam. Peki ben elektrik paneline gideyim. Buradan devam edeceğiz o zaman. Sam iyi misin? Evet. Pantolon biraz dar geldi o kadar. Bugünlerde epey moda bu. Harbi mi? Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay. İtalya göndermesi ha. Çok ince. Neyse ben balo odasına geri gidiyorum. Sam orada mısın? Uzaklaşınca sesi gidiyor herhalde. Sam. Burada mı tırmanacaksın? Sally. Harika. Millet duyuyorsanız ben geldim sayılır. Birazdan oradayım. Kanka oraya nasıl gideceğiz ki biz? Evet. Yine bir tırmanma macerası. Lan oğlum tutmayacak diye bayağı bir tedirgin oldum. Oradaki yatı ne iş var orada? Ne yapıyorsun orada? Lan. Siktir! O kadarla yırttığınızı inanamıyorum. Yırtık sayılmaz. Hayır tam bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. Peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda biz dışarıda can çekiyoruz bu adam burada neyin derdinde ya? Tanıdık birini mi gördün? Hayır. Öyle sanırım ama değilmiş. Ne zaman senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Kendisi artık eski ortağım. Evet bir süredir tek başıma takılıyorum yani. Drake yok artık. Aa, yani öldüğü için mi? Yok canım. Emekli oldu diye. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Ya, bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? Victor Sullivan. Nasılsın bakalım? Rafe. Kaç yıl oldu görüşmeyelim? 10 yıl mı? 12? 15. Vay canına. O kadar yıl geçmiş ama hala ölülerin malları için pazarlık yapıyoruz. Öyle mi? Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Hayır artık kendi işim. Yani rutin işim bu artık. Çok kasıtlı bir işim var. O bu adam bir tane ünlüye benzetmişler. Muhtemelen bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece... Tip olarak bayağı benzedim. Güzel şeylerdi. Büyük şeylerdi. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? Tabii. Ben de rakip arıyordum zaten. Ama... aramızda kalsın müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark ettim. Bana sorarsan birisi müzayedede hile yapmaya çalışıyor. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namussuz sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkanı kollayan birine ihtiyacım var. Neyse hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bu sefer ortağız çünkü. Anlıyorum. Müşterinizi birleştirdiniz de mi? Birazdan bir sonraki açık arttırmamız başlayacak. Trot hanedanlığına ait işlemeli tahta harç. Fazlalık olduğum zaman anlarım. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Salih. Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir Reif? Nadine sanırım ortağın isteği biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar. Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyorum. Oğlum bak, ama ne konu dikkat et ha. Evren'in haçını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Reif. İçinde. Neyse. Ne demek istediğimi anladın. Şerefsizlik yapma. İkinizi görmek çok güzeldi. Nate. Nate. Net olsun evlat nereye kayboldun sen? Bayıldık mı ne oldu bize ya?
Tanrım, neden güç odasına gitmeyi ben seçtim? Oğlum nasıl yapacağız şimdi? Buradan oraya mı atacağım? Ananı satayım ya. Paramparça olursun vallahi bak. Lan şuraya geçsene gerizekalı. Hayır lan. Lan Allah senin belanı vermesin ya. Ana bak ya. Oğlum sen gerizekalı mısın? Bırak derken yan tarafı tut tut. 300 kere öldük gerizekalı yüzünden ya. Sonunda ya. Adam salak ya. Sol tarafa mı? Kanka valla biraz riskli değil mi? Aşağıda o yok. Sağ tarafı mı acaba? Lan yanlış yerden mi çıktık? Belliydi. Lan yatağda adam gidiyor. İyi ki görmedi. Vay be, trafoya geldik. Burada elektrik falan çarpmasın oğlum. Her yerde adam var ya. Ecco fatto. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastar. Ma che diavolo? Pronto? Che cosa? İniyorum ha. Hadi o, bakalım. Güç odası nerede? Tamam burada. Bu lanet devre kesildi. Siktir ya. Sam, Sally, orada mısınız? Lanet olsun evlat, nereler dedin sen? Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama... Bak eğer elektriği keseceksen şimdi tam zamanı evlat. Pekala. Panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Rafe sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika. Rafe mi? Rafe burada mı? Evet, Rafe burada. Kanka konuşana yapalım mı? Yüksek teklifin de sahibi. Pekala, fiyatı arttır. İyi de neyle? Bende o kadar para yok ki çocuklar. Sally, haçı çalıyoruz. Unuttun mu? Yap bir lafı, bir yersen olacak. Yemez. En yüksek teklif 90 bin. Artıran var mı? Neler? Eğer haçı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyüz zaten. Sally, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif artıran yoksa... Güven bana. Son bir, son iki... Ah, siktir ya. Bene, salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. Grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Hatta balık yan gider artık. Bence de, yapıştır gitsin. Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Pekala. Geri bir şekilde kırmam gerek. Verilen son teklif. Hayır. 130'a kadar çıktı herif. 140 bin avro bir. Olmuyor. Lanet. Sizin teklifiniz de bir öyle. 120 bin avroya ulaştık. Evet, bir saniye bekle. Şu anda verilen son teklif 160 bin evet. Avro. Signore'nin teklifiyle 170 bine ulaştı. Buldum. Verilen son teklif 160 bin Avro oldu. Pekala beyler, panele ulaştım. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. Vektör. Bir saniye durun. Beyefendinin teklifi 190 bin avro. 500 bin avro. Bu işe noktayı koyalım. Grazie. Teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı?
Daha da teklif yapma lan, yapma. Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. Tamam. Bu göt herifin gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir. Son iki. Bu parçayı 500 bin avroya... Bayanlar baylar lütfen sakin olun. Jeneratörümüz birazdan devreye girecek. Tabii tabii. Bu bir soygundur. Gitmiş. Açılın, çekilin yolundan. Durdurun onu. Hey, durdurun o adamı. Fermo. Ne yapıyorsunuz siz? Gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyor. Sparish. Tamam. Şu an oradaki herkes suslu kıvamında. Hareket edemez.